Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Olmadı, çok bağırdım lan. Drop it. Arkadaşlar hoş geldiniz videoma. Bugün yeni aracımız Fiat Puntova. Fiat çok dandik bir araba dediler. Alma dediler, boş ver dediler. Gerek yok dediler. Ben araba geçti, bir şey anlatamadım, piç oldu. Aldım, 1.4 benzin LPG. Araç aynı şekilde 2006 model. Ve şunu söyleyebilirim, gerçekten güzel araç. Gerçekten yani. Aracın hani bir, bu fiyata 25 bin lira arasında alabileceğiniz en güzel araçlardan bir tanesi diyebilirim. İkincisi, ön yapısı gerçekten hoş. Farları büyük yapmışlar. Tek farlı uzun kısa, Venom koyabiliyorsun. H4, yani iki tane hem uzun hem kısa ayrı almana gerek yok. Kayabala gibi duruyor burada. Kayabala gibi, o da güzel. Altına bunun bir tane benzinle yaptım. Tampon koyacaksın. Gerçekten şu an ekran kapandığı için. Ekran kapansın, sıkıntı yok. O geniş aldığı için. Rahatsız onda, bir şey olmaz. Alta bir tampon falan ekleyeceğim. Bunun güzel duracak. Xenon far ve sis farı koyacağım araca. Onlar da güzel olacağını düşünüyorum ben. Aracımın üzerinde çelik jant var. Daha güzel bir şekilde. 15 inç jant var. 185, 65, 15. Güzel. Aynalar elektrikli. Araba 1.4, 70 kVh, kilowatt yazıyor. Bu da 105 beygire denk geliyor normalde. Araç tek kapı bir araç bu arada. 4 kapısını almadım. Niye almadım derseniz, bunun 4 kapısıyla tek kapısı aynı boyda. Aracın boyu aynı. Tek farkı 120 beygir yapıyor 70 kVh. 70 kVh 120 beygir yapıyor. 120 beygir normalde o zaman bu araç. Benim araba da aynı kapıştı. Kapıştıralım. 131 Şahin'le kapıştıracağız aracımızı. Benimkinde ruhsatla yazıyor. 70 aynı yani. O ruhsat bence 07'ymiş, silinmiştir. Sıkıntı yok, kapışırım ya. O 07'dir bence. Aracın arkası, yani bagajı ufak, onu söyleyebilirim. Ve böyle bir rezalet bir şey var burada. Ben bunu kötüleyeceğim. Havalı korna var. Bir saniye. Ben bunu böyle bir Apache böyle bir şey koymuş arabaya, söktürmeyeceğim diyor bunu. Basma ya. Bir dakika, neyi Apache diyormuş bakalım. Bunu Apache diyor arkadaşlar. Alkış. Yani. Bu burada yer kaplıyor. Arabanın bagajı zaten ufak. Zaten simitli LPG tüpü var. Üstüne lastik burada. Tamam. Nasıl mangal malzemesi koyacağız hemen şimdi? Hemen işte buraya. Hemen işte. Aynen. Çantayı nasıl koyacağız? Hadi uzun yola çıktık. Çanta mantı bir şeyler koymayacağız. Tamam. Hemen. Üçte. Arkayı nasıl göreceğiz? Ha? Arkayı nasıl göreceksin? Bunu kaldırdım ya ama. Ya şu an dolu zaten bagajı abi. Yapma gözü. Şunu sökelim atalım ya. Ya ne gerek var? Sepet takalım o zaman. 124 tavanla gezelim. Tavana sepet takabilirim bak. O olabilir. O güzel. Arkadaşlar aracın Apache'likle bir çığır açtı. Gözünü seveyim sana bir tane Şahin alalım. Bak ne diyor? Benim hayatım, benim düşüncem, benim fikirlerim. Her bok benim diyor. İstediğime veririm diyor. Ama arabayı yapan sen değilsin. İstediğime veririm diyor. Yani şöyle bir kumandası var aracın. Ufak tefek. Mesela benim hoşuma giden bir şey, bagajını buradan açabiliyorum. Şahin'de de vardı bu özellik. Şahin kumandası var lan onunla. O kumandayı Şahinlere yapıyorlar. Getir. Ama bu özellik yok. Bir anahtarcı olarak anlatıyorum. Şu ışığı çekebilir misin abi? Sürekli yanan mavi ışık, bu sonradan takılan kumandalarda bu şekilde yanar. Tamam, orijinallerinde tamam. Basarsın. Tamam, orijinal demedim ki ben. Orijinallerinde basarsın. Tamam. Yanar bir saniye sonra sönür. Tamam. Şahin'de olan özellik saniye duruyor, 15 saniye duruyor. Şahinlerde de var zaten o. Sıfır anahtar yapıyorlar Şahinlere. Parayı verdin, altın içine gidip yaparsın zaten. Tamam. Evet. Tamam, o özellik var diye dalga geçti mi? Tamam ya, bakacak. Var şöyle yani zaten. Aracın içine içelim. Bir saniye. Gelin. Bir saniye dur, bir saniye. Ne? Tarihi söyle bana, kaç ya bugün? Yıl 1 Haziran Cumartesi 2019. Tamam, 1 Haziran. 06.01.2019. Tamam. 01.06.2019. Pardon. Olacak, tarihi öğreteceğim ben. Bir saniye dur. Heh. İyi değilim tarihi. Bu araçta kumandaya basınca bagaj mı açılıyor abi? Evet. Bagaj açılıyor değil mi? Evet. 131'e yapacağım aynısını, bak bugün burada sana söylüyorum. 131'e. 131'e yapacağım. 31 mi? Hayır bak, kumandaya basacağız, bagaj açılacak ki. Geçelim içeri, arabanın düzeltmeni ben size içeriden göstereyim. Üstünde bir şey yok zaten. He. Yapamaz mı? Ben yapabilirim, bence yapamaz. Bu bir sistem değil. Al bagaj çantayı da al. Gel. Bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. Yeni fiyatımızla ilk marşa basalım. Sıkıntı bakalım. Sıkıntı yok. Seni sıkıştırmayalım, zaten dar. Böyle çok. Araç tek başta düzgün bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Kaç yaşında adamsın, yaptığın şeylere bak. Bırak artık bu işleri. Bakın yol bilgisayarı var. Ortalama 8 litre yaktığını söylüyor. Ondan sonra şurada şöyle yan tuş var. Şuna basarak değiştirebiliyorsunuz.
silecekleri falan buradan ayarlıyorsun. Yön gençlerinin önünü kesme. Ondan sonra burada teybi ayarlayabileceğin SDC, MDC tuşları var ama bunlar çalışmıyor tabii de farklı olduğu için. Aynalar burada. Camlar burada. Burada aynı şekilde far yükseklik ayarı var ve çalışıyor lan. Vallahi yukarı aşağı otobak denedim çalışıyor bunlar. Parks var, menüye girebiliyorsunuz. Silecekler. Çok güzel bence. Ortada city modu var. Şu ekranda city modu yazıyor. Şunu hatta döndürelim. Şurada bir city modu yazıyor. Direksiyon işaretine basınca ne oluyor oradaki? Yumuşatıyor. Şey sertle. Şu an city modu kapandı, daha sert direksiyon. Sport oldu yani. Aynen öyle, yani otobanda bas falan. Bas bakayım bize abi. Şimdi oyna. Ciddi fark var. Çalışıyor. Aynen, kliması çalışıyor. Şu ortada benim bir çok sevdiğim düğmem var işte bu. Ya kovacaklar bizi de basmışım. Ortada aynı şekilde. Ha, onu çekme. Çakmaklığı burada. Bu o şey kumandası. Otoparkın kumandası. Tamam. Evin. Ha, bu şey evin. Eksozun. Tamam. El frenimiz. Arkada ufak bir cep var. Arkası nasıl kanka? Arka rahat. Değil mi? Hayvan gibi olmasına rağmen. Arabadan daha... Ne yapayım? Millete kornaları mı çalmayayım? Normal kornası var acım. Basar mısınız? Çalışmıyor. Ha, çalışıyor. Düzgün basar mısınız? Yeterli. O yandaki çaldı. Yalnız arkadaşlar şu an araba çalışıyor ve tık ses yok. Farkında mısınız? Motoru falan çok düzgün. Şurada bir ufak torpidosu var. Arabanın bu arada kullanım kılavuzu kitapçığı falan duruyor. Onları ayrıca atacağım. Fiat'ın kullanım kılavuzunu falan videosunu ayrı çekeceğim. Çok merak ettim. İçi falan çok temiz. Onları söyleyebilirim. Şöyle. Aynalarımız elektrikli. Şimdi aracın kullanış performans videosuna yavaş yavaş geçelim. Bakalım neler görüyoruz.